Merhaba. Bugün üniversiteye yeni başlayacak olanlara ya da hali hazırda devam etmekte olup iş dünyasına bir yerden girmek isteyen arkadaşlarıma kendi tecrübelerimi aktaracağım. Biliyorum ki her tecrübe bireyseldir fakat bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmakta olacağımız gibi tecrübelerin üstüne koyarak özellikle etrafımızdaki hatta dahası dünyadaki ufku açık insanların tecrübelerinin üstüne koyarak ilerleriz. Bugün konum okurken çalışmak, zorlukları, kolaylıkları, benim kendi düşüncelerim, nasıl girdim, nasıl ilerledim vesaire. Ama bunu böyle aklımdaki her şeyi löbölü diye ortaya koyup kafa karışıklığı yaratmak istemedim. Bu yüzden temelinde bazı sorular oluşturdum ve bu sorular üzerinden birkaç şey söylemek istedim. Bunlar madde halinde saymak gerekirse nasıl iş bulabilirim, nerelerde çalışabilirim, ne kadar kazanırım? Okul yaşantısına eksisi artısı nedir? Sosyal yaşama eksisi artısı nedir? Kişisel gelişime etkisi nedir? Tabii bunların hepsi benim neler oluyor? Çocuklar torpil patlatıyor dışarıda. Mahalle kültürünün hala kalan bazı yanları diyelim. İyi yanları denmez bence ya. Hani hep beraber oyun oynayamıyoruz çocuklar. Çok da iyi sayılmaz. Ama bağırış var en azından. Belki bir yerden başlamışlardır diyerek konuma devam edebiliyorum. Edebiliyorum. Nasıl iş bulabilirim? İş bulmanın birçok yolu var. Sıfırdan başlıyorsak böyle geze geze yani evinizin etrafında oturduğunuz bulunduğunuz yerin etrafında gezerek dükkanlara sorarak iş arayabilirsiniz. Fakat bu çok zahmetli bir yol bence. Ama bu bir seçenek. Ya ben evimin çok yakınında çalışmak istiyorum. Hani 500 metre etrafında çalışmak istiyorum derseniz tek tek dükkan gezerek sorarak ya da tanıdık vasıtasıyla bir şekilde iş bulabilirsiniz. Bu bir seçenek ama bu noktada ne kadar kurumsallığa ulaşır olay bilemiyorum açıkçası. Gerçi öğrenciyken kurumsallık size ne derece yaklaşıyor onu da çok bilemiyorum. Bence çok yanaşmıyoruz birbirimize kurumsallık ve öğrencilik olarak. Nasıl iş bulabilirim başka? Gazetelerde hala ilanlar var ve hala gazeteler var. Bu bence çok enteresan bir olay. Yıl olmuş 2019 hala basılı gazete olması bana çok enteresan geliyor. Çünkü internet gibi koca bir derya deniz bir ortam var. Gelelim bir diğer ve en bence önemli yere internet. İnternette birçok farklı site var. Birçok farklı yer var. Ama birkaç tane böyle artık bilinmiş, kendini kanıtlamış, üzerinde daha kolay iş bulabileceğiniz siteler var. Ben de şu an onlardan birine giriş yaptım ve birkaç tane ilanı sizin için okuyacağım. Bu aynı zamanda nerelerde çalışabilirim sorusu için de bir cevap olacak. Şimdi girdim. İsim vermemek adına siteyi söylemiyorum ama çok gerçekten bilindik bir site. Neden isim vermeyeyim ki? Kariyer.net'teyim şu an. Bir an kendimi kurumsal bir yer sandım. Çok kurumsal olmamak lazım. Şimdi şehre İstanbul diyorum. İstanbul'un genelini alıyorum. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Ama İstanbul'da yaşamayanlar için de diğer ilanların, part-time ilanların ne kadar çok olduğuna bakacağım. Şimdi İstanbul dedim. Part-time yazdım aramaya. Part-time satış danışmanı çıktı. Bir kozmetik firmasında. Dijital part-time diye bir şey çıktı. Bu nedir tam olarak? Yoksunuz aslında falan böyle internetten devam ediyor. Bu arada totalde İstanbul için söylüyorum. 630 adet ilan çıktı. Yine başka bir giyim firmasında var. Kimya öğretmeni arıyorlar ama Amerikan Koleji'nde ilanda İngilizce vermişler. Yani kimya öğretmeni oluyorsunuz. Yine full time bir şey almıyorlar. Enteresan. Yine başka bir mağaza. Tanıtım hizmetleri demiş bir yer. Bunların hepsi part time aynı şekilde. Intern arıyor biri part time.
stajyer arayan var. Yine başka bir mağazacılık. İşte mağazacılık derken tek başına giyimi kastetmiyorum. Beyaz eşya sektöründe de mağazacılıkta part-time arıyor. İşte burada ne var bakayım? Kuyumculuk, bu değerli maden. Değerli maden diye de bunu herhalde geçiren bir ben varımdır. Bilgi teknolojilerim. Bilmiyorum bu ne istiyor. Bu neymiş bakayım? Diyor ki üniversitelerin mühendislik bölümlerinde 4. sınıf öğrencisi tercihen bilgisayar mühendisliği, haftada en az 3 gün çalışabilirim diyorsan bilgi teknolojilerinde yazılım geliştirme, analiz, test ve uygulama yönetimi alanlarında çalışmaların bulunuyorsa tabii çok fazla istekleri olduğunu da söylemek zorundayım bu firmaları çoğunun. Arnavutça bilen part-time personel. Arnavutça bilen. Peki. Endüstri mühendisi arıyorlar part-time, enteresan. Part-time kasiyer, bunlar normal ilanlar. Hatta burası benim eski çalıştığım yer. Başvurmayın. Tamam. Depo personeli arıyorlar keza. Saha temsilcisi. Bence bu part-time çalışmanın en zor yerlerinden bir tanesi saha temsilcileri. Çoğu anketör arkadaşlarımızın zaten hayatımızın büyük bir alanında yollarda çalışarak karşılaşıyoruz bir şekilde. Bence çok zor. Saha satışı çok zor. Sahada devam etmek çok zor. Ve bu iş benim hiç ilgimi çekmedi bugüne kadar. Sebebi de şu. Çünkü bir noktada karakterine de yansıyan bir şey ne iş yaptığın. Bu insanı çok yoruyor. Yani bir anda çok fazla insanla konuşuyorsun. Ya tabii ki de girişimcilik ya da bir adım atma noktasında hızlanıyorsun ama o adımın seviyesini korumak noktasında çok zayıflıyorsun ve bu bence sana verdiği o özgüvenden çok daha eksiltici bir durum. Devam ediyorum. Resepsiyon görevlisi. Evet. Yüz yüze yetkilisi. Yüz yüze yetkilisi de aynı şekilde bu UNICEF'in ya da UNICEF daha doğru bence. Sahada çalışan kişi o da. Bu ne? Ev eşyası part-time. Dediğim gibi %90'ı mağazacılık olan işler. Yani özel olarak başka bir şey görmedim. Şimdi İstanbul'u kaldıralım. 630 tane ilan vardı İstanbul'da. İstanbulları kaldıralım. Part-time kaç tane ilan çıkıyor geriye? Part-time geriye 897 ilan çıktı. Yani şehir dışında olan ilanlar çok çok az. Şehir dışı derken İstanbul dışından bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Diğer şehirlerde, hatta böyle top şehirlere bakayım. O da önemli. Mesela ne yapalım? Ankara, İzmir bakalım. Aa, burada hatta şehirlerde ne kadar ilan olduğu yazıyor. Neden salak gibi öyle arandıysam. Hemen bakayım. Hangi şehirlerde part-time ilanlar var? Bak bu da önemli bir başlık. İstanbul'da var dedik zaten. Ankara'da var, İzmir'de var, Kocaeli'nde var, Bursa'da var, Antalya'da var, Eskişehir, Tekirdağ ve Adana'da var. Bunlar zaten çoğunlukla öğrencilerin olduğu şehirler. Part-time çalışmak ciddi anlamda çok önemli. Bu tabii ki sadece bir sitenin vermiş olduğu ilanlar. Başka sitelerde, başka ortamlarda başka ilanlara denk gelebilirsiniz. Fakat çok popüler olduğu için ben Kariyer.net'ten baktım. Ben Kariyer.net'ten daha önce iş başvurusu da yaptım. İşe de girdim Kariyer.net'ten. O yüzden benim için başarı oranı yüksek bir yer. Evet, bunu kapattık. Ne kadar kazanırım? Bu aslında hangi sektörde çalıştığınızda ve sektörün maaş politikasıyla çok fazla alakalı. Baktığınız zaman asgari ücretin altında da çalışabiliyorsunuz part-time'ken. Yani %100 asgari ücret veriyorum demiyor kimse size. Çalıştığın kadar kazanırsın mantığı var aslında part-time'da. Yani saat bazlı olur bu işler part-time çalışırken. Ve ben de mağazacılık alanında çalışıyorum. Prim bu konuda çok fazla etkilidir. Özellikle giyim sektöründe, tekstil sektöründe.
Eğer toplu prim olan bir yerdeyseniz halihazırda bütün prim toplanır, kişi bazında bölünür. Ama bireysel prim varsa, ki bu benim çok haz ettiğim bir durum değil, bireysel prim varsa da siz ne kadar bireysel performans gösterip daha fazla müşteriye daha fazla ürün satıyorsanız o derece maaşınıza katkısı olur. Şöyle bir artısı, şöyle bir eksisinden bahsedeyim bu durumun. Bireysel prim iş noktasında insanları çok kızıştıran bir şey ve bulunduğunuz ortamdaki huzuru çok fazla etkiliyor. Yani zaten iş dünyasında arkadaş olmak diye bir şey yok maalesef. Yani bu benim kişisel tecrübem en azından. Bu çok büyük hayal kırıklığı olmuştu benim için. İlk işe girdiğimde herkesle arkadaş olacağımı falan zannediyordum. Ve gayet seveceğim bir ortam olduğunu ummuştum. Toplu primin olduğu bir yerde çalışmama rağmen o işler pek öyle yürümüyormuş. Ama çoğu arkadaşımdan da duydum ve görüyorum da bireysel primin olduğu yerlerde kavga, çatışma ve iletişim kopukluğu çok daha fazla. Çünkü herkes müşterilere para gözüyle baktığı için yani sen benim paramı çaldın, sen benim paramı çaldın gibi bir durum var ki bu da çok keskin. Yani çok fazla psikoloji yıpratan bir şey. Ben tercih etmem. Tercih edene saygı duyarım her şeyde olduğu gibi. Bireysel primde böyle bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz ama toplu prime nazaran daha çok kazanmanız çok muhtemel. Yani genelde butik mağazalar bu şekilde hareket ediyor. Diyor ki ne kadar satarsan sattığının işte yüzde şu kadarı ya da yüzde şu kadarının çarpı şusu senin olur diyor. Bunlarla çok acımasız olan mağazalar da var açıkçası. Ben arkadaşımdan çok bilindik, çok böyle popüler bir mağazanın çok çok minimal oranlarda prim verdiğini duymuştum. Ama bundan yıllar öncesiydi. Şu an ne durumdalar bilemiyorum. Ama çok fazla değişeceğini de zannetmiyorum. Piyasa zaten şu an gerçekten çok kötü. Ve bu noktada da insanlar elinden geldikleri kadar az para vermeye çalışıyorlar. Hani personele zaten az para vermeye çalışıyorlar. Part-time personeli hani duvarları falan silecekler part-time personellerle. Gerçekten çok sektörde sevilen bir şey değiliz. Şu şekilde sevilen bir şey değiliz. Para verirken sevilen bir şey değiliz part-time personeller olarak. Ama çalıştırılırken tabii ki de hani bunu söylemeyeyim. Ama her işin yaptırılması istenilen o kişi biziz aslında. Ne kadar kazanırsınız? Aşağı yukarı biraz bir sayı söylemek gerekirse işte maksimum bence kazanabileceğiniz 3, hani bireysel prim olduğu bir yerde diye düşünüyorum. 3,5 bulursunuz. Ama o da çok iyi satışın olduğu bir yerde çok iyi satışlar yaparak bulursunuz. Yani bundan daha fazlasını görme ihtimaliniz bence ki yok. Duyduğum, etrafında duyduğum ve benim bir şekilde tanık olduğum arkadaşlarım ya da arkadaşlarımın arkadaşları vesaire duyumlarım bu yönde. Yani 3,5'tan fazla olduğunu ben hiç duymadım. Ben zaten şu ana kadar 3 bile almamışımdır. Yani o kadar net bir durum. Çok da fazlasını beklememek lazım. Part-time çalışıyorsunuz. Saat bazlı çalışıyorsunuz. Ve şu an piyasa o kadar çarpık ve kötü ki bir şekilde iş bulduğuna sevinecek halde insanlar. O yüzden elinizden geldiği kadar elinizdeki işi korumaya çalışıyorsunuz. Yani çok fazla 3'e 5'e bakabildiğiniz bir durum değil. Ne yazık ki böyle. Hani isterdim ki çok rahat şartlarda çalışıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyebilmeyi ama maalesef bu durum böyle değil. Ve daha da iyi gözükmüyor bence benim baktığım yerden. Şöyle bir bakalım. Okul yaşantısına eksisi artısı. Şimdi okul yaşantısında çalışırken biraz sıkışık oluyorsunuz. Çok ciddi anlamda sıkışık oluyorsunuz hatta. İşte işe gidiyorsunuz, işten çıkıp okula gidiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, okuldan çıkıp işe gidiyorsunuz. Hafta sonlarınızı zaten işe veriyorsunuz. İşte okuldan kalan ve işe yetişemediğiniz zamanlar sizin oluyor. O yüzden zamanın kıymetini çok iyi değerlendirebileceğiniz bir zaman dilimi bu okurken çalışmak. Zaman yönetiminde ise çok fazla etkisi oluyor yani.
Okul yaşantısına eksi kimi arkadaşlarımın çok fazla ortalamalarında düşüş oldu. Derse olan etkilerinde, derse olan ilgilerinde çok fazla düşüş oldu. Ama bu bireysel bir durumdur. Benim mesela şöyle bir bakayım. Ben ilk üniversitemi bıraktım. Şu an ikinci üniversitemi devam ediyorum. İlk üniversitemde okurken de çalışıyordum. Ve orada ortalamam çok düştü mü? Yo, yani genel ortalamam yine 3,60 falandı aşağı yukarı. Bu yeni başladığım okulda ilk senem bitti. Bunda da ilk dönem ortalamam 3,81'di. Dersler biraz daha kolaydı. Başlangıçta biraz daha kolay oluyor. Bu da benim görüşüm mesela. Ama ikinci dönem biraz daha zorladı her şey mesela. Onda da 3,60 falan. Yok, 3,60 değildi ya. Pardon, 3,40-3,50 falandı. Evet. Yani kişiye bağlı bir durum. Eğer okulu salmak gibi bir durumunuz varsa, ya ben çalışayım elime yeter ki para geçsin, okulda yeterli etkinliğim ya da yeterli aktifliğim olmasa da olur diyorsanız, kendi bileceğiniz iş. Ben çok fazla tercih etmiyorum. Okulu da bir yandan götürmeye çalışıyorum. Yıpranıyor musunuz? Kesinlikle. Ama devam ediyor mu? Ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben başka sosyal aktivitelere de yer buluyorum çoğu zaman. İşte bunun için de kesiyorsunuz, yani atıyorum arkadaşlarınızla her zaman görüşmüyorsunuz ya da her zaman çok fazla keyfi işler yapmıyorsunuz ama kendi temponuza oturttuktan sonra her şey çok daha güzel oluyor kesinlikle. Sosyal yaşam artısı eksi, sosyal yaşama aslında şöyle bir etkisi var çalışmanın. Hobilerinizi arttırabiliyorsunuz. Yani çalışıyorsunuz, paranız var. En azından ailenizden bağımsız bir şekilde. Ya buradan tabii burs alan olur, kredi alan olur vesaire vesaire. Ben şu an bunların hiçbirini almıyorum. Ailemden de bir katkı almıyorum maddi olarak. Öyle olunca da sadece elimdeki parayı çeviriyorum her şekilde. Bana neleri verdi bu para? Mesela bir şey istediğiniz zaman daha kolay ulaşabiliyorsunuz, daha kolay alabiliyorsunuz. Ha, bu kolaylık tabii ki şöyle bir şey. Taksitlerle vesaire bir hani elinizdeki parayı ölçe biçerek devam edebiliyorsunuz. Yoksa öyle hadi hop işte benim şu kadar param var dünyaları alayım gibi bir durum tabii ki de söz konusu değil. Hiçbir sektörde ya da hiçbir meslekte söz konusu değil. Ne yapabildim? Kendim açısından söylüyorum. Mesela kemandan özel ders alıyorum ben. Ve keman çalmayı öğreniyorum. Kendime bir yatırım yapıyorum aldığım parayla mesela. Ya da ben çok duygusal bir çocuktum. Liseyi bitirir bitirmez çalışmaya başladım. Hatta liseyi bitirmeden de çalışmak istiyordum ama ailem izin vermemişti. Mesela hep böyle kendi param olsun, kendi ayaklarımın üzerinde durayım, kendi istediğimi kendim alayım, kendi kendime yeteyim düşüncesi bende çok eskiden bir yerde, çocukluğumdan beridir oturmuş bir şeydi. O yüzden bunu yapmak benim için çok değerli bir şey. Ve yani kendime bir toka dahi alsam ben bundan haz duyuyorum açıkçası. Belki kimilerine çok sapkınca ya da çok aşırı gelebilir ama ben bu durumu böyle benimsediğim için benim için böyle devam etti. Tabii ki de işte bir kıyafet beğendiğinizde, bir yemek yemek istediğinizde belki birazcık daha lükse kaçabilecek. Bu arada lükse kaçabilecek maksimum herhalde 50 liralık bir şey yemişimdir tek seferde. Bayağı lüks. Ama öğrenci için lüks. Mesela şu videoyu ben aç karnına çekiyorum. Yani video bittiğine gidip bir şeyler hazırlayacağım da yiyeceğim de tam olarak öğrenciliğin yaşandığı bir video aslında bu. Bir yandan mesela şu an üstünde bakayım. Evet. Aa, şey durmuyormuş. Şöyle azıcık ayağa kalkayım. Çok güzel bir tişört var. Fakat altında basket şortu var. Daha kendimi nasıl ifade edebilirim? Yani bu videoyu da hatta bir önceki fıkra videomdan sonra çekiyorum. Bürokrasi topuzum vardı. Onu bozdum. Öyle devam ediyorum. Ve konuyu çok dağıttım şu an. Sosyal yaşama eksisi artısını şöyle ifade edeyim. Daha fazla hobiniz ve daha fazla yapabileceğiniz şey var. Yeni bir şeye başlamak için yeterli paranız oluyor. En azından bir şeye başlamak için paranız oluyor. Yani bir tane spor alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Spor salonuna gitmek istiyorum. Bir tane müzik aleti öğrenmek istiyorum. Bir konuda özel ders almak istiyorum. Bunlara ayıracak bütçeniz oluyor. Ya da benim mesela sık yaptığım bir şeydir. Ben tiyatroyu çok severim. Tiyatroya gidiyorum. Ve çok ciddi anlamda gidiyorum. Takip ettiğiniz zaman devlet tiyatroları, şehir tiyatrolarını öğrenciyken zaten çok ucuz. Ben bütün sezon boyunca
neredeyse ayda 2-3 kere tiyatroya gidiyorum. Ve oluyor yani, eğer isterseniz bunu bir şekilde rayına oturtabiliyorsunuz. Zaten devlet tiyatroları çok ucuz. Şehir tiyatroları da keza öyle. Şu an devlet tiyatroları 9, şehir tiyatroları 14 lira sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Öğrenci için söylüyorum. Yine. Eksisi nedir sosyal yaşama? Bazen dediğim gibi arkadaşlarınızla o kadar çok sık, yani onların, hani çalışmayan arkadaşlarınızın buluştuğu kadar sık buluşamayabiliyorsunuz. Bazen aileniz bir aktivite yapıyor, siz ona katılamayabiliyorsunuz. Bazen çok istediğiniz bir şey var, işte onu yapmak istiyorsunuz ama o an çalışmak ya da okumak zorundasınız, yapamıyorsunuz gibi. Yani böyle şeyler oluyor. Eğer üniversiteye yeni başlıyorsanız peşinen söyleyeyim. Bu İşte yeni tanışma anında herkes böyle kendini tanıtıyor ya da sürekli bir toplu gezme muhabbeti var. İşte o aralarda hiçbir şey kaybetmezsiniz çalıştığınızda. Çünkü zaten insanlar daha yeni yeni birbirini tanıyordur. Ve çok saçma etkinliklere çok çabuk tav olurlar. Yani kocaman bir grup. Zaten el ele yürümek gibi böyle tek sıra halinde yürünür. Çok saçmadır. Her şey daha da saçma olur. Bir masaya oturduğunuzda tek bir masaya sığamazsınız. 8 tane masayı birleştirir bir yerde oturursunuz falan. Böyle hani sınıfı kafaya taşırsınız. Herkes sizin yeni olduğunuz anlar. O an var ya, o an hiçbir şey kaçırmazsınız. Gerçek anlamda. Yani çünkü dediğim gibi çok saçma aktivitelere tav olursunuz. Bir der ki beyzbol oynamaya gidelim mi? Evet. Beyzbol oynamayı biliyor muyuz? Hayır. Falan böyle hani çok saçma şeyler yaşarsınız ciddi anlamda. O yüzden oradan bir şey kaybetmezsiniz. Arkadaşlıklarınızı zamanla oturur zaten. Ben bağırıyor muyum şu an acaba? Bir an çünkü bağırdım gibime geldi ama inşallah bağırmıyorumdur. Ne kadardır çekiyorum? Ne? 20 dakika mı? Sadece 10 dakika konuşup bırakmayı planlamıştım. 20 dakika çokmuş ben. Gerçekten çok konuşmuşum. Kısaca son maddemi de açıklayıp bu videoyu kapatacağım. Karnım zil çalıyor. Dın dın dın. Sakiniz, tamam. Kişisel gelişime etkisi nedir? Birkaç işe girip çıkmanızı öneririm ben. Tabii ki memnunsanız devam edin. Ama memnun değilseniz farklı işlere girin, farklı sektörlere girin ve aradaki farkı fark edin. Ama şu durumun farkına varın. Nerede çalışırsanız çalışın. Eğer bir işi düzgün yapıyorsanız, eğer bir işin gerekliliklerine bağlı kalıyorsanız, bir işi gerçekten özenerek, iş etiğine bağlı kalarak yapıyorsanız, siz o işin bir parçası olursunuz ve insanlar orada olmanızdan memnun olur. Yaptığınız iş dünyanın en önemli işi olmayabilir. Dünyanın en gerekli işi olmayabilir. Yaptığınız şey çok saçma bulabilirsiniz. Gerçekten hiç içinize sinmiyor olabilir. Ama sadece o işi yaptığınız, o işten bir kazanç sağladığınız ve o işin sizin için bir yerlerde olduğunu bildiğiniz ve iş etiğine bağlı kaldığınız sürece her şey düzgün bir şekilde ilerler. Sevmiyorsanız tabii ki de başka alanlara yönelebilirsiniz. Ama dediğim gibi piyasa çok kötü olduğu için tam da şu anda çok sağlıklı olmaz. Bir işte tutunabilmeye çalışmanız bence ki daha iyidir. Ben hangi sektörlerde çalıştım? Ben daha önce kasiyerlik yaptım ve satış danışmanlığı yaptım. Şu anda da yapıyorum. Gıda sektöründe çalıştım ve tekstil sektöründe çalıştım. Tekstil sektöründe hala çalışıyorum. Tekstil sektörü benim için hiç hayal etmediğim bir alan. Daha doğrusu hayal etmediğim değil de, yani hiç kendim düşünemediğim bir alandı. Sudan çıkmış balığa dönmüştüm gerçekten. Ama tekstil sektörüne başlamadan önce gıda sektöründe çalışmam ve orada biraz aslında hani birkaç o iş dünyasına girişteki tokadı yemem. Tükürdüm mü? Valla bilgisayara tükürdüm şu an. O tokadı yemem benim sayeden birçok konuda gözümü açtı. Tabii ki tekstil dünyasına girdikten sonra da çok fazla şey öğrendim. Ama en nihayetinde kendim adına bir iş etiği oluşturabildiğime ve ona sadık kalabildiğime inanıyorum. En önemlisi bu. Çalışıyorum, çalıştığım parayı, ya çalıştığımdan aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Hak ettiğime inanıyorum. Ve eğer hak etmediğim bir nokta olduğunu düşünürsem de onu telafi etmek için elimden geleni yapıyorum. Bence bu noktada en önemlisi.
Çünkü bir işi bu karşılığında bir para alıyorsanız, yani yaptığınız iş dönüp size bir para olarak geliyorsa, elinizden gelenin en iyisini yapın. Ne yaptığınızın bir önemi yok. Çünkü bence tabii ki de farklı düşünen olur ama hak etmek birçok noktada en önemlisi. Ne hakkınızı yedirin ne de kimsenin hakkını yiyin. Sistem böyle dönmüyor olabilir. Yani çark önüne geleni eziyor olabilir. Ama sağlam, sağlıklı bir duruşu ancak bu şekilde elde edersiniz bence. Umarım söylediklerim en azından birkaçınızın işine yarar. Onun dışında birkaç tane arkadaşım var yakın. Onlar da tekstil sektöründe çalışıyorlar. Bu sektörün de üzerine özel olarak eğilmek istiyorum. Umarım beraber denk gelip bir şeyler yapabiliriz onlarla da. Yapamazsam da söylemiş oldum ama yapamamış olurum. Affola. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.